Meral TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aklım Varsa'nın 6. bölümünde Ahmet Murat Sağlam hocamla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ahmet hocamla kendisinin Neden Müslüman Olamadılar kitabı üzerine konuşacağız. Kitabı da göstereyim böyle. Ücretsiz PDF'ine ahmetmuratsağlam.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu kitap doğrultusunda hocam, dini doğru anlama ve yaşama üzerine konuşacağız inşallah. İnşallah. Hocam ben direkt soruyla başlayayım isterseniz. Kur'an'ın hocam anlaşılması zor bir kitap olduğu kanısı toplumda çok yaygın bir Öyle. şekilde bulunuyor. Bu yüzden hani Müslümanlar her ne kadar Kur'an'ı ilk kaynak olarak gördüklerini söyleseler de aslında ona çok referans vermiyorlar. Başka kaynaklara daha çok referans veriyorlar. Peki sizce Kur'an kolay anlaşılabilir bir kitap mıdır? Yani bu soruyu Kur'an'a sormak gerekir. Yani dinin ana kaynağı Kur'an olduğuna göre sorularımızı Kur'an'a sorup Kur'an'dan cevabını almamız gerekir. Ve Kur'an bu soruya Kamer suresinin 4 ayetinde cevap veriyor. Kur'an Allah tarafından kolaylaştırılmış bir kitap olduğunu söylüyor. Kamer suresinin 17. ayeti, 22. ayeti, 30 ve 42. ayetleri olsa gerek. 4 ayette Kur'an üstüne basarak Allah tarafından kolaylaştırılmış bir kitap olduğunu söylüyor. Bir de şunu düşünmek lazım. Yani Allah insanları test eden bir kitap gönderip hiç bunu zor anlaşılır bir kitap yapar mı? Yani hem zor bir kitap göndereceksin hem insanları test edeceksin. İnsanların da mevcut zeka seviyelerini de biliyoruz. Yani eğitim seviyelerini çoğu insan zaten kitap okumayı pek sevmiyor. O yüzden Kur'an'ın kolay anlaşılır bir kitap olması aynı zamanda mantıklı bir şeydir de yani. Ve Kur'an'da bakıyoruz. Örneğin başka ayetlerde de Kamer suresine benzer şeyler var. Örnek Ankebut suresi 49. ayette. Gerçekte o kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez. Ayrıca tüm elçilerin toplumlarına gittiğinde şöyle cümleler kurduğunu, işte biz size apaçık ayetler getirdik. Tüm elçiler toplumlarına apaçık ayetlerle gittiler. Zor anlaşılır bir mesajla gitmediler. Fakat toplumların mesajları maalesef genellikle olumsuz şekilde oldu ve elçilerle genellikle alay edildiğini Kur'an söylüyor. Dolayısıyla yani esas mesele Kur'an'ın kolay olup zor olmasıyla ilişkili değildir. İnsanların verdiği tepkinin gerisinde yatan bazı nedenler var. İşte onları inşallah beraber konuşacağız. İnşallah hocam. Peki hani Kur'an'ın açıklanması başka kaynaklara bağımlı mıdır? Yani Kur'an'ı bizlere mesela başkalarının mı açıklaması gerekir? Şimdi yine bu soruyu Kur'an'a soralım. Örneğin Araf suresi 52. ayette şöyle bir ayet var. Bismillah. Bilgiyle detaylandırdığımız inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak kitabı onlara getirdik. Bilgiyle detaylandırıldığımız diyor Allah. Yani Allah bu kitabı bilgiyle detaylandırılmış. Peki Allah'ın bilgiyle detaylandırdığı bir kitap ki örnek Furkan suresi 33. ayette şöyle bir ayet var. Onların sana yönelttikleri her misale karşı biz sana gerçeği ve en güzel tefsiri getiririz. En güzel açıklamayı getiririz. Yani insanlar aslında peygambere gelip sorular soruyorlardı. Bir takım yani şeyler sorduklarında bunların cevaplarını Kur'an veriyordu. Kur'an'ın bu ayetinden yani Furkan 33. ayetten çok kolay anlayabiliriz. Yani dindeki soracağımız soruların Allah cevaplarını vermiştir. Örneğin Maide suresi 101-102 de bu konuda önemli. Onları da izninizle okuyayım. Maide 101, inananlar açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kur'an ışığında sorarsanız size açık olurlar. Allah özellikle onlardan söz etmedi. Allah bağışlayandır, yumuşaktır. Maide 102, sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da o sorularından dolayı inkarcı oldular. Şimdi insanlar soru sormamış değiller. Yani insanlar peygamberimize soru sordular. Fakat Kur'an o soruların açıklandığını söylüyor. Yani bazı soruları sormuşlar ve bunun cevaplarını Allah vermiş. Ve Kur'an'da mesela bu da önemli bir parametredir. Kur'an'da peygambere yaklaşık 15 yerde sana sorarlar. Sana aybaşı halini sorarlar. Sana yetimlerden sorarlar. Sana neyi infak edeceğini sorarlar. Sana ganimetlerden sorarlar. Bir sürü böyle bunun benzeri şeyler sorulmuş peygamberimize. Ve peygamberimiz bunun cevaplarını Kur'an'la yani de gibi ifadelerle başlayan ayetler genellikle böyle cevap olarak verilir.
şunu söyle, şunu de onlara. Yani Kur'an'ı, Kur'an bu sorulara kendisi cevap veriyor. Yani ayetler cevap veriyor. Yani peygamberin kendisi bu sorulara cevap değil, bizzat ayetlerin kendisi bu sorulara cevapları veriyor. Yani soruları peygamberin kendisinin verilmesine izin verilmiyor. Kur'an'ın ayetleri bunlara cevap veriyor. Bu önemli bir şey yani. Evet. Şimdi yani, bir sorun da aslında hani Kur'an bu cevapları vermesine rağmen insanların bunu anlamayacağını ve başkalarının onlara açıklaması gerektiğini söyleyenler var. Hani Kur'an evet bu cevapları veriyor ama hani biz bunları anlayamayız. Bunlar evet. Hani anlaşılması zor şeklinde bir iddia var ortada. Tabii bunun nedenleri var. Yani dünyada şöyle bir şey dikkat etmek lazım. Yani elçiler toplumlarına gittiklerinde toplumlarına mesajlarla gittiler. Yani bir şeyler söylediler ve bunlar önemli şeylerdi. Örneğin Şuara suresinin 4 ayetinde önemli bir şey açıklama var. Bunları sizinle paylaşayım. Kardeşleri Hud onlara, Şuara 124. Kardeşleri Hud onlara demişti ki, erdemli davranmaz mısınız? Takvalı olmaz mısınız? Ayetin orijinalinde takva kelimesi geçer. Şuara 142. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, erdemli olmaz mısınız? Şuara 161. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, erdemli olmaz mısınız? Dikkatinizi çekerse hep aynı ifadeler. Evet. Yani farklı elçiler, başka ifadeler de var benzer şeklinde. Farklı ifadeler olmasına, farklı kişiler olmasına rağmen aynı ifadelerle toplumlarına gidiyorlar. Çünkü bir insanın mesajını anlaması adeta erdemli olmasıyla doğrudan ilişkilidir diyebiliriz. Yani bir insan, örneğin Kur'an'da şöyle ayetler var. Yani Lut peygamberin karısının inkarcı olduğunu görüyoruz. Nuh peygamberin oğlunun, hatta karısının, İbrahim peygamberin babasının inkarcı olduklarını ve elçilerin yani kendi bizzat kocalarının ve babalarının mesajlarını anlamadığını görüyoruz. Bunun nedeni o insanlarda yeterince erdem olmamasıydı. Çünkü bir insanın elçinin mesajını anlaması için elçinin mesajının öncesinde o kişinin iyi bir insan olması gerekir. Yani Kur'an'ın erdem diye şu an çevirdiğimiz, takva dediğimiz alan kriterlerine o kişinin uyması gerekiyor ve bunları biraz sonra zaten üzerinde duracağız inşallah. Peki hocam insanlar neden erdemli olmuyorlar? Yani madem böyle bir mesele var ortada, gerçekten Kur'an'ın anlaşılması için erdemli olmak gerekiyor. İnsanlar neden bu şartı karşılamıyorlar? Çünkü zor. Örneğin ben buradan birkaç ayet okuyayım yine. Ali İmran 92, bu konuda önemli bir ayet. Sevdiğiniz şeylerden ekonomik olarak, yardım olarak vermedikçe erdemli, takvalı birisi olamazsınız. Her neyi verirseniz Allah onu mutlaka bilir. Şimdi Ali İmran suresi 134. ayet var. O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için harcarlar. Öfkelerini kontrol ederler. İnsanların kusurlarını görmezlikten gelirler. Allah iyilik yapanları sever. Bakara 177 bu konuda yine önemli. Yüzlerinizi doğuya, batıya çevirmeniz iyilik değil. İyiler o kimselerdir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanırlar. Sonrasında ne yaparlar? Akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve zorluk içinde olanlara kavuşturmayı seve seve yardımda bulunurlar. Salatı gözetirler, namazı gözetirler, zekatı verirler. Sözleştikleri vakit sözlerinde dururlar. Zorluğa ve sıkıntıya, zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar ve erdemli, takvalı olanlar onlardır. Şimdi bakın burada erdemli olmanın şartları var. Yani Allah tek tek bunları sayıyor. Örneğin ilk okuduğumuz ayette, Ali İmran 92. ayette şöyle başlıyor. Sevdiğiniz şeylerden yardım olarak vermedikçe erdemli birisi olamazsınız. O zaman erdemli birisi olması için ne yapmanız lazım? Sevdiğiniz şeylerden vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla yani sevdiği şeylerden bir insanın vermesi, örneğin Kur'an'da cimrilik bol miktarda eleştirilir. Peki bir insanın cimrilikten kurtulması kolay bir şey mi? Yani cebinizde para var ve buna sahipsiniz, birileri giriyor, sizden yardım istiyor. Bununla karşılaştığında ne yapıyorsunuz? İşte temel mesele böyle. Yani öfkelendiğinizde öfkenizi yutuyor musunuz? Karşınızdakini bağışlıyor musunuz? İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Komşunuzla, eşinizle, çoluk çocuğunuzla. Yani baktığımızda Kur'an sürekli bir şekilde erdemli olmayı davranışsal olarak düzgünlüğe bağlıyor. Yani insanlar aslında kendilerini pek düzeltmek istemiyorlar. Topluma baktığınızda bunu çok rahat görebilirsiniz. Toplumda
İnsanlar birbirleriyle iyi ilişkiler kurmuyor. Hatta kendi kardeşler arasında bile çoğu insan küs olarak yıllarca, uzun yıllarca kalabiliyor. Kur'an bunların hiçbir tanesini onaylamıyor. Ama insanlar bunlara sizce duyarlı davranıyor mu? Evet hocam, pek yani bunu özellikle göremiyoruz. yani malı infak etme meselesine gerçekten birçok kişinin hani vermekte zorlandığı, verse bile belki istemsiz bir şekilde böyle içinde bir kötü bir his falan Öyle. hissettiğini görebiliyoruz. Yani artık o kadar bir dünyevi şeye bağlanma, mala bağlanma var ve Öyle. gerçekten Allah'ın bu konuda fedakarlık istemesi, onun ne büyük bir test olduğunu biz vakaya baktığımızda Öyle. görebiliyoruz. Paradan Kesinlikle. ayrılmak istemiyoruz Evet. maalesef. Yani insanoğlu maalesef biraz cimri davranıyor. Oysa Kur'an rızkı Allah'ın verdiğini söylüyor. Allah'ın malından verin onlara diyor. Bu ifade de çok ilginçtir. Allah'ın size verdiği malından, yani Allah'ın malından, mal Allah diye geçer. Allah'ın malından onlara verin. Çünkü Allah dünyaya bol miktarda rızık yolluyor. Daha da çok yollayabilir. Yeter ki biz o rızkı doğru bir şekilde dağıtalım, insanlarla paylaşalım. Ama maalesef insanlar bakıyorsunuz. Sokakta yatan insanlar var, aç insanlar var. Sokakta yani evsiz, barksız, çok muhtaç insan var toplumda. Fakat maalesef bunlara duyarlı insan sayısı çok az. İnşallah Evet. bunların sayısı sizin de vesilenizle çoğalır diyelim. İnşallah Böyle hocam. programlar vesilesiyle çoğalır inşallah. İnşallah, inşallah. Yani böyle bir durumla karşılaştığında bile insanlar artık öyle bir yozlaşmaya uğramış ki işte Allah yardım etsin Öyle. diyecek hale gelmişler. Yani tabii Allah yardım edecek ama sonuçta bizden bunu istiyor, bekleniyor. Gayet bize bir emir olarak bunu Kur'an'da sunuyor. Öyle. Ve biz hala o emre uymayıp Allah yardım etsin Allah'a diyebiliyoruz. emrini iade ediyor insanlar. Evet. Allah bize diyor, siz onlara verin. Kişiler diyor, Allah'ım ona yardım et. Allah'ım ona yardım etmede bir sakınca yok. Böyle bir dua yapabilirsiniz. Evet. Ama bu duayı yapmanız, o şeyi yapmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla bunun gereğini yapmalı insan yani. Öncelikle o emri yerine getirip daha sonra bunu söylemek gerekir. Öyle. Yani Allah'ın yardımcı olmasını istemek gerekir. Tabi erdemli olmak bunlarla da sınırlı değil. Tabii. Mesela bu konuda önemli bir ayet var yine. Hud suresi 116. ayet. Bu hakikaten beni terleten bir ayet. Yani öyle söyleyeyim. Bu ayet önemli bir vazife yüklüyor Müslümanlara. Okuyayım ayeti. 116. ayet. Sizden önceki nesillerin erdem sahibi olanları, takva sahibi olanları, yeryüzünde kötülüklere engel olmalı değil miydiler? Onlardan kurtardığımız az kişi hariç, zalimler ise kendilerine verilen refaha dalıp şımardılar. Böylece suçlulara katıldılar. Yani dikkat ederseniz yeryüzünde olan kötülüklere Kur'an karşı çıkma vazifesi yüklüyor tüm Evet. insanlara. Yani erdemliyseniz siz kendinizi erdemli birisi olarak tanımlıyorsanız, takvalı birisi, burada yeryüzünde çıkan kötülüklere, artık o kötülük neyse, birçok kötülük var yeryüzünde maalesef, bunlara karşı çıkma, bunlara ne bileyim, bunları düzeltme yolunda bir çaba sarf etmemiz gerekiyor ve bu önemli bir yük, yani insanoğluna yüklenmiş. Ama maalesef bu noktada da yani zaaflarımız var. Çok az insan yeryüzünde kötülüklerle mücadele ediyor. Yani bu ve bunun benzeri birçok erdemli olma vasfı var Kur'an'da. Ben sadece birkaç tanesini burada alıntıladım. Her Müslümanın erdemli olmanın ne demek olduğunu iyice araştırması gerekir. Çünkü Kur'an'ın hemen Bakara suresinin 2. ayetinde şöyle bir ifade var. Hemen Kur'an'ın girişinde, çok önemli çünkü. Bakara suresi 2. ayet. Bu takva sahipleri için yol gösterici bir kitaptır. Yani Kur'an herhangi bir kitap değildir. Kur'an takva sahibi olan insanlara yol gösterme iddiasındadır. Eğer siz arsızsanız, tefeciyseniz, ne bileyim saldırgansanız, bir sürü kötü kişilikli davranışsal bozukluklarınız varsa, Kur'an böyle insanlara yol gösterme iddiasında değildir. Öncesinde kişinin iyi bir insan olması gerekir. Kötü davranışlarından tevbe etmesi, dönmesi gerekir. Bu arada elçilerin önemli bir yine şeyleri var, mesajları var toplumlarına gittiğinde. Tevhidin yanında bunları da söylüyorlardı. Bakıyorsunuz, örneğin af dilemek. Hud suresi 52. ayeti sizinle paylaşayım. Ey halkım, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona yönelin ki gökten üzerine bol bol rahmet yağdırsın. Gücünüze güç katsın. Suçlular olarak yüz çevirmeyin. Hud 61. Semud'a kardeşleri Salih dedi ki, ey halkım Allah'a kulluk edin, ondan başka ilah yoktur. Sizi yerden çıkaran, sizi oraya yerleştiren odur. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin ve sonra ona yönelin ki kuşkusuz Rabbiniz size yakındır. Yine Hud suresi 90. Rabbinizden bağışlanma dileyin.
Sonra ona tevbe edin. Kuşkusuz Rabbimiz rahimdir, sevendir. Şimdi yine Neml 46'yı da paylaşayım son olarak. Halkım dedi ki, neden iyilik yerine kötülükte acele ediyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi? Bakın bunlar çok önemli ifadeler. Elçiler toplumlarına gittiklerinde, yani şimdi siz bir insana kalkıp Allah'tan bağışlanma dileyin falan dediğiniz zaman adam yüzünüze böyle tuhaf tuhaf bakabilir. Ne diyorsun yani, ne demek bu falan gibi. Ama elçiler bu cümleleri kurdular. Diğer ayetleri okumuştum, Şuara suresinin ayetlerini. Takvalı olmaz mısınız diyor. Biz şimdi herhangi bir insana takvalı olmaz mısınız, ne demek istiyorsun, sen bana takvasız mı diyorsun gibi cümleler kurulabilir. Evet. Ama Kur'an'daki bize anlatılan elçi ayetlerinde bunların bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani toplumlarına gidip takvalı olmanın gerekli olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir insan takvalı olmadığında, sakınmadığında, kötülükler işlediğinde Allah onun algısına hükmediyor adeta. Çünkü Allah iyi insanları sever. Davranışsal olarak düzgün olan insanları sever. Yardımsever olan insanları sever. Bunları az sonra inşallah sayacağız. Allah'ın sevdiği insanlar var. Önemli olan insan bu dünyada yaşıyorsa şunu düşünmeli, şunu demeli kendisine. Ben bu dünyada niye yaşıyorum? Benim amacım ne? Bir yaratıcı var mı? Yaratıcı varsa benden ne istiyor? Bu soruları insan bence samimi bir şekilde kendisine sormalı. Ve bu soruların cevaplarını aradığında, soruların cevaplarına da ulaştığında samimi bir şekilde bence bu soruların cevaplarını, gereklerini yerine getirmelidir. Bu önemli yani. Çünkü insanlar genellikle anladıkları şeylerde pek samimi olmuyorlar. Yani küçük suçlar, büyük suçlar, bakıyorsunuz bir sürü hatalara bulaşıyorlar ister istemez. Evet, maalesef. İnandığını söyleyen insanlar dahi buna uygun davranmayabiliyorlar. Tabii ki. Maalesef samimi davranmayabiliyorlar. Öyle, maalesef. Öyle olduğu zaman da aslında bunun inançlarına bir etkisi olabileceğini öyle görüyoruz yani Kur'an'daki ayetlere baktığımızda. Ben bir ayet daha izninizle paylaşacağım. Bu ayette Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kütüphanesinin girişine yazılmış bir ayet. Yani yabancı bir üniversite Hukuk Fakültesi'nin girişine yazıyor. Tarihte paylaşılmış en güzel sözlerden birisi olarak yani Hukuk Fakültesi ile ilişkili olduğu için. Evet. Bu ayet Nisa suresinin 135. ayeti. Ey inananlar, kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa Allah için tanıklık ederek adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun Allah her iki gruba da bakar. Öyleyse kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırsanız veya tanıklık etmekten çekinirseniz bilirsiniz ki Allah yaptıklarınızdan haber alır. Mükemmel bir ayet. Evet. Baktığınız zaman topluma bakın. Böyle bir durumla karşılaştığında annesinin, babasının aleyhine tanıklık yapabilecek, kardeşinin aleyhine veya arkadaşının aleyhine tanıklık yapabilecek kaç insan çıkar? Oysa bu önemli bir parametre. Eğer kendimize erdemli insanlar diyorsak biz ne yapmalıyız? Allah'ın bize önermelerindeki açıkladığı bu ifadelere kesinlikle uymamız gerekiyor. Allah böyle davrandığımızda bizi sevecek, kulluğuna kabul edecek, bizim daha doğru bir din anlayışına ulaşmamıza sebep olacak, parametreleri önümüze açacak. O yüzden yani bu sayılan şeyler çok önemli. Tek tek onların hepsini inceleyip bakmak ve içselleştirmek gerekiyor, duyumsamak gerekiyor yani. Evet hocam, yani bu ayette bahsedilen meselenin aslında topluma tam tersi bir karşılığı var. Şöyle yani anne baba ya da yakınları böyle bir tırnak içerisinde torpil geçmek, hani yakınlara yardım bile sayılabiliyor aslında. Evet. Maalesef toplumda böyle bir algı oluşmuş ama Allah adalet için gerekirse en yakınların dahi karşı çıkılması, onlara karşı durulması gerektiğini söylüyor. Yani adalet bunlardan çok önce geliyor, kanlardan önce geliyor. Maalesef. Evet. Yani bizim mesela ülkemizde de hukuk fakültelerinin girişinde böyle bir ifade yazılsa bence çok faydalı olabilir. Evet. Ve bence çok önemli ifadeler. Yani bir yabancı bir üniversite bunu girişine asıyorsa bizimkiler niye asmasın? Üstelik de çok güzel, insanların duygularına hitap eden, akıllarına, kesinlikle, vicdanlarına hitap eden çok güzel ifadeler. Çok etkileyici bir ayet. Öyle gerçekten. Yani. İnsanları etkiler, ben de öyle düşünüyorum. Hocam bir de hani dinin anlaşılması meselesine genelde bir hocalarla bir iletişim oluyor. Hani dini genelde hocalardan öğreniyor insanlar. Öyle. Ve bu dini ücretli anlatan insanlar var. Yani bir ücret karşılığında bir yani ruhban sınıfı diyebileceğimiz insanlar var. Peki gerçekte dinde ruhban sınıfı var mı? Ruhban sınıfı dinde yoktur. Bunu biz biliyoruz zaten.
bakıyorsunuz insanlar Hristiyanları eleştirirken bizim din adamları İslam'da ruhban sınıfı yoktur, bunu her zaman söylüyorlar. Halk da bunu biliyor. Peki bizde ruhban sınıfı yok mu? Yani bakıyorsunuz tarikatlar, cemaatler ve çalışmadan geçinen oldukça zengin bir şey var. Yani külliyatımız var. Yani bayağı bir din adamımız var. Yüz binlerce din adamı var Türkiye'de. Cemaatleri saymıyorum. Sadece Diyanet İşleri'nde 100.000 civarında din adamı var. Ve bunlara bakıyorsunuz namaz kıldırma gibi bir görev var. Yani insanlar namaz kıldırarak para alıyorlar. Ve insanlar ölüyor. Ölüden mesela mevlitler okunuyor. Bu işten para kazanıyorlar. Veya cemaatler var. Bir şeyler üretiyorlar ve bunun karşılığında geçiniyorlar. Oysa Kur'an'a baktığımızda yani Kur'an aslında biraz din adamlarının düşmanında bir kitap. Yani din adamlarını ciddi şekilde eleştiren bir kitap. Evet. Ve elçilerin şöyle cümleleri var. İzninizle birkaç ayet okuyayım bu konuda. Yasin suresi 21. ayet. Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır. Bakın bir insanı izleyecekseniz bu insanın ücret istememesi, bu işi sadece Allah rızası için yapması önemli bir şey. Çünkü Kur'an Yasin suresinin 21. ayete bunu vurgu yapıyor. Yunus 72. Yüz çevirirseniz, halbuki ben sizden herhangi bir ücret istememiştim. Benim ücretim, ecrim ancak Allah'ın üzerinedir. Müslüman olmakla emredildim. Yusuf 104. Halbuki sen onlardan herhangi bir ücret istemiyorsun. Bu sadece halka bir uyarıdır. Yani bakıyorsunuz bütün elçiler adeta ortak cümleler kuruyorlar. Halkına gittiğinde ben sizden bir ücret istemiyorum. Peki din adamları gerçekten ücret istemiyorlar mı? Örneğin ben birkaç ayet daha sizinle okumak istiyorum. Tevbe suresi 31. ayet. Bu çok önemli bir ayet bu konuda. Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler, efendiler edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emredilmişlerdi. Ondan başka ilah yoktur. O eş koştukları kimselerden yücedir. Tevbe suresi 34. ayet. Ey inananlar! Din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler. Allah'ın yolundan da saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele. Maide 63. ayet. Hahamları ve din adamları onları bu günah sözleri söylemekten, haram yemekten men etmeli değil miydi? İşledikleri ne fena. Yani Kur'an'da bu birkaç tane ayet sizinle paylaştım. Daha başka ayetler de var. Din adamlara bakıyorsunuz kıyasıya eleştiren bir kitap Kur'an. Yani bu işten ücret istemeyin diyor. Bakıyorsunuz birçok yolla, değişik yollarla bir şekilde para kazanmayı bu işten. Hatta işin ilginci ateistler de artık para yani kitap yazarak, program yaparak bu işten para kazanmaya başladılar. Yani dinsizlik propagandasıyla para kazanıyorlar. İlginç. Bu da çok ilginç bir detay. Yani din üzerinden ateistler dahil olmak üzere birçok insan para kazanıyor. Yani bu çok kutsal bir mesele yani din anlatmak. Yani evrenlerin Rabbinin dinini anlatıyorsunuz. Çok özel bir mesele. Ve bunun temiz olması gerekiyor. Samimi olması gerekiyor. Bir defa para veriyorsa birisi size kontrolü eline alıyor demektir. Yani eğer siz maaşlı birisiyseniz maaş aldığınız birine sadık kalmanız gerekir. Çünkü işsiz kalma korkusu olur. Cemaat sizi reddedebilir, sizi şikayet edebilir. Dünyanın üzerinde bakıyorsunuz, Hristiyanlar dahil olmak üzere 2 milyar civarında Hristiyan var. Onların da yüz binlerce, milyonlarca belki de din adamı var. Hindular, Yahudiler, Budistler, her dinde on binlerce, yüz binlerce din adamı var. Peki bu insanlar halklarına gittiklerinde doğru bir din anlayışını anlatıyorlar mı? Tabii bizim halkımıza bu soruyu sorduğumuzda otomatikman tabii ki Hristiyanlar tabii kendi dinini anlatıyor ve yanlış anlatıyor diyecekler. Şimdi sorun şu, Hristiyanlar yanlış dini anlatıyor, kabul. Yahudiler, evet kabul. Hindular, evet. Herkes yanlış. Peki bizim din adamlarımız gerçekte doğruyu anlatıyor mu? Yani bu önemli bir konu çünkü insanlar aslında dünyanın her yerinde atalarından öğrendikleri şeyleri insanlara anlatırlar, paylaşırlar. Yani bu benim üçüncü kitabımın konusuydu. Din adamları bir şekilde dünyanın her yerinde Hristiyanlıksa Hristiyanlığı anlatır. Yani ve Hristiyanlığın kendi mezhebini anlatır bir de o da önemli. Yani Protestansa Katolikliği anlatmaz. Evet. Katolikse şeyi anlatmaz yani diyelim Gregorianlığı anlatmaz. Herkes kendi mezhebini anlatır. Ve Kur'an bunları eleştiren bir kitaptır. Bakıyorsunuz Mü'minun suresi 53. ayette.
Onların her biri dinlerini kitaplara ayırdılar. İşlerini kitaplara ayırdılar. Her biri kendi kitabından memnun, mesut yaşıyor. Bizim ülkemizde de, İslam dünyasında da böyle değil mi? Yani Suudi Arabistan'a gitseniz orada kendi din adamlarını izlerler. Buradakileri hiç umursamazlar. Bizimkiler buradakileri umursar, onları umursamaz. Bakıyorsunuz, dünya her yanında aslında benzer bir durum söz konusu. Evet. Yani herkes kendi din adamından ve kendi kitaplarından memnun ve mesut yaşıyor. Evet. İnsanların hakikati bence orada sorgulaması gerekiyor, düşünmesi gerekiyor. Daha samimi olması gerekiyor. Bir hocam, reklam aramız var. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.